arkadaşlar merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün günübirlik Edirne turu yapacağız. Edirne'nin en güzel yerlerini gezeceğiz. En güzel tadımlık yemeklerini yiyeceğiz. Size hepsini göstereceğim. İstanbul ve çevresindeki illerden gelmek isteyen günübirlik arkadaşlar için bence bu videoyu kaçırmayın. Hadi başlayalım. Ondan evlendi. Recep Şaban'ın oradan. Namıklı baba. Bir sen yemek benden diyor. Şimdi Ali Veli 40'ı evvelden belli. Recep Şaban Ramazan. Zavallı. Ha, babasının ismi. Recep Şaban Ramazan. Duydunuz mu? Ramazan mı? Olmadı. Bana geldim, bitti. Bom kaldı. Bitti. Bak, tekerlemeyi söyleyeyim, doğru mu söylüyorum? Ali Veli 40'ı evvelden belli. Recep Şaban Ramazan. Ali Veli 40 ondan evvelli. Recep Şaban Ramazan, rahmetli babam diyor. Üç tane babası mı var? Sizin aç kaldım, senin için söylemedim. Şimdi bak, Ali Veli 40 ondan evvelli. Recep Şaban Ramazan nedir? Söyler. Recep Şaban Ramazan. Ramazan mı? Ramazan gibi bir bayram geliyor. Ha, bayram. O zaman bulmuş oldum. Kadın kahvaltı salonunun sahibi bayram abi. Bayram değil. Ne dedin? Bir şey olarak zaten. Senin adın ne abi? Benim adım Ahmet. Ahmet. Çok memnun oldum Ahmet abi. Salonun sahibi kendisi. Bize bir tekerleme söyledi adım sorumuzda. Sonuçta Ahmet çıktı. Neyse, çok eğlenceli geldi. Şimdi siparişlerimizi bekliyoruz. Siparişlerimiz gelsin, bir tadına da bakalım. Sonra devam edeceğiz. Değişmez yani. Başka bir şey var mı? Bir tane ama. Bir tane bakalım. Çok da lezzetli görünüyor. Lavadan karışık aldım. Sucuk, kaşar, ezine peyniri. Şimdi sonra sosyasız alacağız. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Gerçekten güzel. Beklediğimden daha güzel. Bir neye gelirseniz ben de bunu deneyim. İki büyük çay. Çok güzel. Çok güzel. Ama sen çalışma. Pardon, bir saniye. Afiyet olsun. Dedim resmen. Patates tava istiyorum. Bayram abi. Vallahi ben eminim çok güzel. Elbette sizinize sağlık. Parasını da sunuma kadar hak ediyor. Allah bereketini arttırsın. Arkadaşlarımız buraya tam ulaşabilmek için. Burası tam olarak ne yapıyor? Burası merkezde Vakıflar Bankası'nın yanında. Vakıflar Bankası'nın yanında. Edirne'ye gelirseniz Bayram abinin yanına tadın kahvaltısı. Ahmet abi pardon. Pardon, Ahmet abinin yanına tadın kahvaltısı alalım. Şeyi söyleyeyim. Ben onu orada keserim Ahmet abi. Atatürk heykeli yanı, Vakıflar Bankası'nın yanında tadın kahvaltı. Elinize konusunda sağlık abi. Her şey için teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sanki yok abi. Vallahi gerçekten çok iyi. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci durağımız Bedesten Çarşısı. Zaten menemen yediğimiz kahvaltı salonuna da gayet yakın. Burayı da gezebilirsin. Yani ufak çaplı bir işte tarihi yapıdan dolayı Bedesten Çarşısı deniyor. Gayet geniş ve ferah.
Desten çarşısının içinde pek bir şey yok. Daha çok tuhafiye malzemeleri. İşte kadın giyim, incik bincik, işte ip falan böyle şeyler var. Gelip gezebilirsiniz. Bugün pazar, biz kapalı güne denk gelmişiz ama birçok dükkan yine de açık. Arkadaşlar, şimdiki durağımız Büyük Sinagog Kilisesi. Edirne'nin hemen çarşının aşağı bir 800 metre ilerisinde Büyük Sinagog Kilisesi'ndeyiz. Şimdi burayı gezeceğiz. Dışarıdan görüntüsü muazzam. Yani tam bir fotoğraf çekmek için çok güzel bir alan. İnfluencerlar için gerçekten kaçırılmayacak bir yer. Tam şahane tavan işlemeleri, gerçekten çok şahane. Abi senin bu güzelliğine baksana. Bu arada şimdi arkadaşlar şöyle bir konu var. Bazen böyle kiliseler veya başka birinin dinlerine, kültürlerine dair bir şeyler çekildiğinde farklı şeyler söylenebiliyor. Hiç gerek yok. Herkesin dini kendine, herkesin kültürü kendine. Biz sadece başka dinleri de, başka kültürleri de görebiliriz. Bunun kadar doğal bir şey yok. Farklı açıdan anlaşılmasına da gerek yok yani. Sadece kültür tanıyoruz. Şöyle bir ayrıntı var tepede. Şu an tepesinde 4 tane havalandırma var. Büyük var. Buranın bütün havalandırmasını orası sağlıyor. Dört köşeden olduğu için çapraz şeklinde bütün havayı direkt ortaya doğru veriyor. Burası gayet serin. Bence büyük ihtimal sebebi de orası. Herhangi bir klima yok, bir şey yok ama içerisi çok serin. Şöyle gayet hoş. Arkadaşlar, şimdiki durağımız Meriç Nehri'nin hemen yanı. Daha doğrusu Meriç Köprüsü. Şu an Kara Ağaç'a giderken yol üstünde Meriç Nehri'nin yanında bir kafedeyiz. Gayet güzel, hoş bir ortam. Manzara şahane. Meriç Köprüsü'nün manzarası şahane. Markaların görüntüsü şahane. Bence rotanıza kesinlikle buraya eklemelisiniz. Ben çok beğendim. Arkadaşlar, şu an Karaağaç'tayız. Edirne'deyken İstanbul'dan çıktığınız o kadar fark etmiyorsunuz ama
Şu an Karaağaç gerçekten farklı bir şehre gelmişsin gibi hissettiriyor. Burada eski tren garı var, Lozan Müzesi var, eski Lozan Müzesi, İnci Müzesi var, Osman İnci Müzesi. Bunları bir gezeceğiz, size göstereceğiz. Gezebildiğimizi daha doğrusu size göstereceğiz. Ama gerçekten daha girişinden çok güzel bir yer olduğu belli. Şimdi gidelim görelim. Oynayıp duruyorsun arkadaş ya. Evet arkadaşlar, şimdiki rotamız eski tren garı. Edirne'nin eski tren garı. Temsili olarak treni de burada bırakmışlar. Yanında çok güzel fotoğraflar çekiliyor. Burası aynı zamanda Trakya'nın Güzel Sanatlar Fakültesi, Trakya Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bahçesi aynı zamanda. Gayet her taraf yeşillik. Gayet modern görünüyor. Çok güzel ortamı var. Herkes güzel fotoğraflar çekiyor. Şimdi ben de güzel fotoğraflar çekeceğim. Şöyle yandan size de bırakırım çektiğim fotoğraflardan. Burayı da rotanıza ekleyin bence. Gelip dönüten bakalım. Yani eski tarihlerde böyle bir şeyin yapılmış olması bile çok büyük bir şey yani. Ama şu an heybeti. Arkadaşlar trenin devamındaki vagonlarda da odaları bu şekildeymiş. Şöyle toplu kalabalık VIP alanı bile varmış. Çok güzel. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir ayrıntı daha vereyim. Eski Lozan Anıtı. O da aynı bahçe içerisinde, hemen 50 metre ilerisinde eski tren garının. Gayet hoş bir ortam. Yanlış sahne. Yes, hadi devam et. Şu anda Lozan Anıtı'nın önündeyiz. Bu da tren garıyla aynı bahçe içerisinde Trakya Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bahçesinin içerisinde. Ortam çok güzel. Çok çok güzel. Resim ve Heykel Müzesi'ndeyim. Burası ücretsiz. Yine aynı şekilde fakültenin bahçesi içerisinde. İlhan Koman'ın eserleri gerçekten birbirinden güzelmiş. Daha önce de adını duymuştum bu arada. Ama eserlerin bu kadar iyi olduğunu, güzel olduğunu tam olarak bilmiyordum. Gayet güzel. Bu da İlhan Koman'ın bu arada kendi şeyinin Mustafa Görünlü tarafından yapılmış hali. Yani şu zaten kalıpta görünen İlhan Koman'ın kendisi. Zaten girişte de çekmiştim, onları da görmüşsünüzdür. Ama harbiden eserleri çok güzelmiş. Normal bir konak gibi düşünün. Konağı geziyorsunuz, içinde İlhan Koman'ın eserleri var. Sadece İlhan Koman da değil bu arada. Farklı kişilerin, farklı sanatçıların da eserleri var. Ama hepsi bir araya toparlanmış. Daha çok İlhan Koman'ın eserleri adı altında yayınlanıyor. Çok beğendim. Geldiğinizde buraları görmeyi unutmayın. Bu arada
sistemi çok güzel yapmışlar. İçerinin ışıklandırmasını sensörlü yapmışlar. Biri geldiğinde açılıyor, onun dışında kapalı oluyor. Tasarruf yapılmış. Çok güzel. Arkadaşlar Edirne gezimiz burada sona eriyor. Siz de Edirne'ye geldiğinizde bir gün içerisinde bu yaptığımız aktiviteleri yapabilirsiniz. Belki daha da fazlasını yapabilirsiniz. Biz biraz daha rahat olduk. Yemekler yedik falan filan. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi, özellikle şuradan, nereden, her neredense abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.